Evet. Ve tıraş yasaklamasıyla başlıyoruz pop için. Bahsetmiştik zaten. Geçen maçta zaten yasaklanmıştı. Bol bol göreceğiz. Yani bol bol göreceğiz. Bol bol çok önemli bir noktada. Sadece isteyen takımlar, yasaklamayan takımlar bir hazırlık yapmış olacaklar. Lee'sinden bahsetmek karşı lazım bu arada biraz. Lee'sin hala en iyi yormancılardan bir tanesi, evet, konumunda. İşte çok fazla tercih eden oyunculara karşı bol bol yasaklandığını göreceğiz onun da. Diğer tarafta tabii Crash bu kadar erken bir tanesi. Vex yasaklaması biraz evvel bu kadar erken görmemiştik. Belli ki teknik dereceli de biraz can yakmış Jul Avrupa teknik derecesinde hemen ortadan kaldırıldı. Oo, Yasuo tabii Steenambın fiziksel hasar şampiyonlarıyla ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ve ormanda Diana'nın da çok kuvvetli olması aslında Diana Yasuo'nun geri dönüşü anlamına geldi. Bu arada Diana'dan da bahsedelim. Neden bir anda tekrar geldi? Abi daha önce yaptıkları %300'den %250'ye indirdikleri orman şampiyonlarına verilen pasif hasar mıydı? Pasif. %300'e geri çıkardılar. Daha önce geri aldıkları şeyi tekrar verdiler. Geri verince de tekrar bankasına geldi şampiyon. Aynen öyle oldu. İki maçta iki kere yasaklandı. Jinx. Bu ilginç Caitlyn bir yasaklama açık oldu. Evet, Caitlyn açık kaldı. Ama bu abimiz de açıktı. Bu abi bir önceki karşılaşmada ne seçildi ne yasaklandı. Kore'de şu an Kore'de Renekton bütün sezon oynanamadı. %100 yasaklama oranına sahip. LPL'de %95'ler civarında. Zaten alan kazandı LPL'de. Gerçekten bir tane galiba acayip kuvvetli durumda Renekton. Bayılırız da biz biliyorsun. Ama bu gerçekten kuvvetli durumda şu an, hakkını yemeyelim. Ve Twisted Fate yine bir önceki. Ve Caitlyn. Oo, çok kuvvetli. Bu kadar ittiren bir alt koridorları garanti. Ve yanında da Twisted Fate var. Şu an Aurora'nın ilk ikilisi bence harika. Ya bir de üzerine Twisted Fate'in yakaladığı hedefin altına gelecek kapan falan bayağı can sıkıyor. Korki bu kadar öncelikli miydi ondan emin olamadım. Ben de yani. Ben de değilim. Ben de değilim. Ya Jin Caitlyn... bu arada Jin iyi bir cevap Caitlyn'in ittirmesine. Cevap verebiliyor ve Jin ittirebiliyor. Karşı ittirme sağlayabiliyor. Onu unutmayalım. Jin'in yanına en bile alacağınız... En iyi cevaplardan bir tanesi. Fakat Caitlyn'in yanına koyabildiğiniz şampiyonlar işi çok değiştiriyor. Tabi. Yani atıyorum Caitlyn Lux, Caitlyn Karma bunlar ittiremez Jin. Ya orada destekler zaten biraz ondan bahsedeyim. İşin içine Karma girdi mi Karma her şeyi bozuyor ya. Yani Karma tek başına ittiriyor Jin zaten. Karma oldu mu da Caitlyn itemez yani. O işin Karma ile herhangi bir şey bu arada. Bu arada şunu çok söyleyeyim bence etmiyor. Yasaklamalı şu anda Aurora. Gerçi ilk seçim onlarda ama yine de tahminen üst koridorlarını saklarlar ya. Ya şu an Karma'yı vermemesi lazım ama Aurora'nın ne olursa olsun karşı tarafa. Çünkü Corki'nin olduğu bir ortamda uzun menzil artı Karma'nın hızlandırmasıyla beraber evet. TF'iniz de olsa yakalayamıyorsunuz. Ve artı Zinzao da o hızlandırmadan bu yasaklanandan yani çok bahsetmedik ama bir noktada elbet birileri çıkaracak, oynayacak. O da güçlendirme aldı. İnanılmaz kuvvetli şu an. O yani, da güçlendirme aldı. Kritik oynanıyor. Böyle tank bir dizilime gidilmiyor artık. Steraklı miteraklı. Kritik eşya düzeniyle birlikte bir fıçı ile birlikte kırılgan şampiyonları vallahi tekleyebiliyor. Ben 120 armorla 1200 yedim tek fıçıdan. Vuruyor. 120 armor. Ben de geçen gün fıçı bir de armor bir tane, yok sayıyor çünkü. Ben de 1300 yiyip ben de öldüm geçen de bir tane. Keyifliydi yani. Bir de şeyle Collector'la birlikte iyice mahvediyor seni. Güven geldi. Lux geldi. Lux'tan bahsetmiştim. Caitlyn Karma da geldi kuvvetli bir ikili. Yine Karma buradaki. Caitlyn aslında yanına çok fazla şey sevmez. Renekton yasaklaması geldi. Tabii Twisted Fate var. Birazcık da ondan Morgana falan da var bu arada Caitlyn'in yanında. Tabii hala ki de. Tabii ki de. Yaz bunu şey düşünebilir. Fenerbahçe Morgana'yı almayı kendileri düşünebilirler. Çünkü TF'in Karma dövüyor Morgana'yı. Karma çok kötü dövüyor ama Morgana'yı. Çok dövüyor. Önce görmemiz lazım işte. Evet. Çünkü sonradan seçecek. Bakalım desteğini mi saklayacak Aurora tarafı? Eğer Karma gelmezse öyle bir seçime gidebilir bence Fenerbahçe Karma Caitlyn okey ya. Karma evet Caitlyn'e bir şey vermiyor. Lux'ın verdiği, Morgana'nın verdiğini vermiyor ama... Şimdi Natürus'tan falan çekiniyorlar belli ki. Uzun menzilli bir takım savaşı başlatma veya daha doğrusu uzun menzilinden Karma'ya karşı falan problem çıkartabiliyor o anlamda. Bakalım şu an emin olmak istiyor muhtemelen Aurora. Ve Akali üzerinde duruyorlar. Üst koridor Akali. Oynar. Bu Kongo karşı çok zorlanmaz koridor aşamasında. Çok değil bence hiç zorlanmaz ya. Ya Akali'yi bazı eşleşmelerde biraz sıkıştırabiliyorsunuz ama yani sadece sıkıştırıyorsunuz, öldüremiyorsunuz. Atıyordum onu çıkıyor yine ne olursa olsun. Leona geldi destek pozisyonunda. Karma fena değildir bu arada. Çünkü Natürus gibi o kadar uzaktan rahatsız etmiyor. Artı Karma yani çok göz ardı edilir ama Mantra W inanılmaz bir iyileştirmeye sahip olduğu için dayanıyor üstüne dalan şampiyonlara da. Zaten Aurora o yüzden sakladı muhtemelen destek pozisyonundaki seçimini. Tam ne geleceğinden, ne oynamak istediklerinden emin olmak istediler. Fenerbahçe'nin tabii üst koridoru şu anda bir sürü opsiyonları var ama bu Kong'un nereye gittiğini biliyorlar. O yüzden ona karşı bir cevap. Akali zaten az önce de olası olan ya, herhangi seçimde bir saldırı gücü şampiyonu almak istemediler karşısına açıkçası. Akali gayet rahat edecek o koridorda. Çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum ben. Tabii Akali'ye karşı her zaman bir şey olacak. Twisted Fate tehdidi olacak, onu unutmayalım.
kamuflaj etkisine, daha doğrusu görünmezlik etkisine giremiyorsunuz o kadar rahat. Ve Karma'dan çok bahsettik zaten. Geleceği de az çok belli olmuştu Leon'a tercihinden sonra. Karma Caitlyn orayı her türlü ittirecek. Hulk Koridor'u her türlü ittirecek ve ikiye ikileri de gayet kuvvetli. İşte burada bakalım nasıl bir adaptasyon gösterecekler. Benim için önemli olan o. Çünkü çok net ve sürekli ittirmek isteyen bir alt koridorları var. Ve bu da onların baskın, yani Leon'un olduğu ortamda baskın yemesi anlamına gelebilir. İllaki baskı çekecek. İşte Twisted Fate ve Trundle ikilisi ne kadar buranın etrafında oynayacak? Şunu da unutmamak lazım. Artık ışınlan 14. dakikaya kadar sadece kulelere atılabiliyor. O anlamda alt koridora erken gelen bir Twisted Fate görmeyeceğiz. Bence zor bir kompozisyon kurdu oynaması Aurora. Çok evet, sinerji isteyen bir kompozisyon öyle kurdu. Valla iyi hazırlandık, iyi çalıştık diyorlar. Eğer gerçekten o kadar iyi hazırlandılarsa oynayabilirler. Ama hakikaten uygulaması çok da kolay. Damwon kompozisyonu doğru bu. Doğru oynanırsa domine eder, doğru işte oynanmazsa çok kötü gözükür. Evet, challenge'lar. Showmaker'ı getirdik abi. Evet, şampiyon seçim ekranı sona erdi. Aurora Fenerbahçe karşılaşması için sunuculara geçelim. Teşekkürler Hetse. Sezonun ikinci karşılaşmasıyla sizlerle beraberiz. İlk maçta Galatasaray TBF rövanşında Nasri Spor'u yenerek güne başlamıştı. Sıradaysa geçtiğimiz mevsimin ligin son iki sırasındaki takımının karşılaşması var ama geçtiğimiz mevsimden şu ana işler çok değişti. Çok. Her iki tarafta da çok daha iddialı kadroları olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Aurora tarafında yeniden Korelilere geri dönüş ki Aurora'nın çoğu zaman bu transferlerde başarılı olduğunu da biliriz. Yani benim aklıma gelenler Wisdom, Rain, çok eskilerden gelen transferler. Yine 1907 Fenerbahçe tarafında Ray ile devam ediyorlar ama çok kısa bir aşk da onlar için Crash. 2017 Dünya Şampiyonası'nda aslında onunla oynayabilmişlerdi. Crash'e yeniden kavuştular. Elam geri döndü. Eski ismiyle Hades. Çok önemli bir transfer. Dolayısıyla güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Takımları genel olarak değerlendirirsen kadro olarak neler söylersin maça geçmeden önce? Şunu söylemek lazım öncelikle. Tabii ki de bazı eski yaşlar tekrardan hani hayat buldu diyelim iki takım içinde. Ama şunu da ekleyelim. Aurora'nın artık bir noktada hani buna bir dur demesi gerekiyordu. Hani hem takım bazına baktığımız hem de bizim kendi ligimiz içinde çok önemli bir marka Aurora. Onların tekrardan bu tarz yatırım yapması gayet hoş. Bakalım bu sezona nasıl başlayacaklar. Onlar için çok önemli. Diğer tarafta da tabii Stinnamp bence bu takımın ana taşıyıcısı rolünde. Onu söylemek lazım. Çünkü Stinnamp üstüne oynandığında, yatırım yapıldığında kendisinden verim alınabilen bir oyuncuya dönüştü geçen sezon. Ve bunu çok net bir şekilde gösterdi. Bakalım bu oyun özelinde, bu sezon özelinde Stinnamp bu yükün altından kalkabilecek mi? Bu sorumluluğun altından kalkabilecek mi? Diğer tarafta biraz da gerçi Halpen değindi ama kompozisyonların zorluğundan bahsetti. Yani erken oyuna baktığımız zaman Aurora aslında alt koridorda kontrolü ele geçirirse diğer taraftan Fenerbahçe Spor'un oradaki o gücü dengelemek için çok fazla orman yardımı alması gerekebilir. Bakalım bunun önüne tabii ki de diğer taraftan Aurora'dan Twist Fed kartı oynanacak. Ve Jun'un deyimiyle bakalım kartlar vade tekrar yeniden dağıtılacak mı Degarnur? Şimdi alt koridorda totem üzerinde mücadeleler başladı. Tabii daha sert bir takası olmadığı için birazcık daha oyunculardan bahsetmek lazım derken Spars'ın farklı fikirleri var. Direkt olarak içeri girdi Leon'a. Karşında bu arada fena bir hasar çıkartmadı Aurora ikilisi. Evet evet. Rion içeri doğru gidecek mi? Ellam'ın üzerine gidecek mi? Burada tutturamayınca yeteneği Rion'i devam edemedi. Yalnız bu takastan avantajlı çıkan taraf sanki Aurora oldu gibi gözüküyor. Çünkü nişancıları çok daha iyi durumda. Ellam'a kıyasla Rion'i. Yani tutuştururlar sadece, takas edildi. Onun dışında ekstra bir şey yok. Şuraya da dikkat çekmek lazım. 2v2'de tabii burada şifa avantajı var Fenerbahçe Spor alt koridorunun. Bunu belki bir avantaja dönüştürebilirler. Ve bir kez daha Spars ufuk kılıcı tutmak üzereyken Pop'tan orta güzel koridor. Bir sıçra geldi. Yoksa başı derde girecekti ve ortada da çok agresif takaslar. Yani ben birazcık kadrolardan bahsedebiliriz diye umuyordum trial maça girmeden ama önce ama. Baktığımız zaman hasar potansiyeli böyle ilk seviye 6'ya ulaşmadan belki de en az hasara sahip olacak. Ya yok çarptı. Evet hani yani bu aksiyonu gerektirecek tercihler olduğunu ben düşünmüyorum ama. Kesinlikle. Ya gerçi tabii bunu söylerken bir anda alt koridorda Caitlyn Karma gibi aslında çok da sert takaslara girebilecek bir ikili olduğunu hatırlatmak evet lazım. Ve kameralar şimdi üst tarafa doğru döndü. Akali Wukong eşleşmesinde nelere dikkat etmek lazım Trial? Ya genel olarak Akali zaten bu tarz dövüşlere karşı özellikle ayakta kalabilen bir şampiyon. Ki koridorda ettirmeyi başarmış. Belki bu minyon dalgasını intirdikten sonra bir üste dönüş gerçekleştirebilir. Ki yani çok fazla sorun yaşamayacaktır Ray kısacası. Bir yandan da Wukong'un tabii zırh değerleri itibariyle fiziksel saldırı şampiyonları karşısında çok iyi olduğunu biliyoruz. Hı hı. Akali karşısında o kadar avantaj elde edemeyecek kitinden. Akali.
konu yine Akali'ye geldi diyorsun. Döndük, geldi. Dolaştık. Sezonlar geçti. Dünya şampiyonaları bitti, MSI'lar oldu, kupalar kaldırıldı. Konu hala Akali. Ama bir arpa boyu ileri gidemedik diyebiliriz. Harbiden öyle ama açık kalması da biraz düşündürücü gerçekten. Şöyle tabii hemen şundan bahsedelim Trial. Zaman içerisinde evrilir bu meta. Şu anda elimizdeki meta dış liglerde olanların en iyi uygulamalarının hangisi olduğunun yerele uyarlanması doğru şeklinde. Ama her zaman lokalize diğer taraf, edilmiş hali. Bravo, çok güzel söyledin. Aynen, yerelleştirilmiş hali. Ama zaman içerisinde bizim ligimizde daha fazla işe yarayan şeylerin çıktığını göreceğiz. Örneğin mesela şu anda vadide olan isimlerden bir tanesi Medley. Meta'ya Urgot gibi bir faktör getirmişti, hatırlayacaksın. Evet. Yani hatta zannediyorum 2 sene öncesinde Supermassive'i hiç beklenmedik şekilde çeyrek finalde yendikleri bir seri olmuştu. O maçları da ben anlatmıştım. Dolayısıyla hani... Sebebi benim. rica ederim Medli. O yüzden şimdi şu anda birazcık daha genel kabul görmüş tercihleri görüyoruz ama bence özellikle 2. hafta, 3. hafta itibarıyla da birazcık daha yerel tadlarda gelmeye başlayacak diye düşünüyorum. Hemen oyunculardan bahsedelim. Biraz sakinleşti neyse ki, çok teşekkürler. Aurora tarafında tabii üst koridor Medli eski bir Aurora oyuncusu. Aurora macerasından sonra yerel liglerde bir Yunan ligi macerası var. Yine NLC'de geçirdiği bir dönem var. Öte yandan Edramir açıkçası ligin kalbur üstü ormancılarından biri olmaya aday bir isim olarak değerlendirilir her zaman. Belki Köfte için söylediğimiz şeyler onun için de geçerli olabilir ama Köfte'ye kıyasla bence Edramir birazcık daha rüştünü ispat etmiş bir oyuncu. Evet, evet. O noktada sana %100 katılırım. Ama şimdi Edramir de genelde oynadığı takımlarda o hani çok fazla görünmese de o oyun içi liderliği eline alan bir oyuncu. Onu da söylemek lazım. Yani takımı yükseltebilen bir oyuncu. Öyle potansiyeli de var. Bu etrafındaki kadro da bence son zamanlarındaki en iyi kadrodan bir tanesi olabilir. Eğer o potansiyel vadeye yansıtılırsa. Yine tabii bu arada oyuncuları da tanıtmaya devam edelim. Sen kadrodan bahsettin Trial. Jewel aslında Dan Monkia'nın Challenger takımından Akademi gelen bir oyuncu. Evet. Akademi takımı diyelim, aynen öyle bize göre. Tabii yani Showmaker'la aynı havayı solumuş olması bile bu transfer için bence iyi bir transfer ya, mıdır sorusunun şey cevabı olabilir. Şimdi, çok alakası olacak ama böyle hep ikonik oyuncuların yanında yetişince benim aklıma hep Yi Zihun geliyor ya. Gerçekten o hani hatırlarsın, evet. SKT döneminde. Tabii tabii. Hani hazır oynanması gerektiği zaman merhaba abi buyurun ben geldim deyip hazır oynardı. Ki yani şampiyon kadrolar içerisinde yedek oyuncudan bu kadar net destek alan başka bir ekip de ben hatırlamıyorum. Yani bir tek The Shield Duke'u hatırlıyorum. Yine değişmeli oynamışlardı ama gerçekten Yi Zihun gibi gir üçüncü maça, maçı kazandır geri çık denen geri başka bir oyuncu yoktu. Bize bir nefes aldın. Yani güzel de bir analoji oldu. Eğer ki Jewel Showmaker'ın yeteneklerinin böyle çeyreğini onun aynı havayı soluyarak aldıysa müthiş bir oyuncuya evrilebilir. Diğer taraftan Rioni. Ya bence Rioni bu kadroyu hak etti artık Trial. Ya geçen sene öyle bir Aurora taraftarları kusuruma bakmasın ama öyle bir Elo Hell'deydi ki Rioni. Yani kurulan kadrolar, evet, kurulamayan kadrolar, hiç gelmeyen galibiyet. Yani 8 hafta 9 hafta galibiyet bekledi bu ekip. Rioni bence oradaki gösterdikleriyle kanıtladı kendini ve burada bu potansiyelli kadronun içinde yer almayı hak etti. Ve son olarak da Pop yine Koreli bir oyuncu ama onun Jewel'a kıyasla birazcık daha profesyonel tecrübesi var. Güneydoğu Asya'da PCS'de oynadığı takımlar mevcut. Şimdi tabii diğer taraftan da tabii ormancı strandı olunca bu tarz orman görevleri, harita görevleri de bir tık kolay oluyor. Rahat bir şekilde burada Aurora ilk ejderi hanesini yazdırmayı başardı. Yukarıda da Medli, yani oyunun 2. dakikasından itibaren devamlı kendisini ittiren bir koridor olduğu için koridorda güzel bir yerde dondurdu. Güçlenmeye devam ediyor. Ve bir önceki karşılaşmaya kıyasla aslında ormancıların etkisinin koridorlara daha az olduğu ama az önce söylediğin gibi Trundle'ın da çok erken bir ejder almasıyla beraber daha görevlere odaklı belki de bir ilerleyiş izleyebileceğimiz maç olduğunu söyleyebiliriz. Sırada da ekstek ejderi olacak. Tabii şunu da unutmayalım. Şimdi Trundle'ın ultisinden dolayı o tanklığına güvenen özellikle Leona ve hani bir tık sıkıntı yaşayabilir bu oyun. Hani geçen oyunda gördüğümüz o zizahı bu oyunda göremeyebiliriz. Bir anda eridiğine şahit olabiliriz. Bu noktada tabii ki de Elramir'e büyük iş düşüyor. Bakalım ultisini özellikle takım savaşlarında hangi şampiyondan yana kullanacak. O da yine önemli bir nokta. Ve 8. dakikaya denge ile giriyoruz. Yani bu iki kadroda bu arada kendi içinde sürpriz unsurları barındıran ve bence mevsim finali tartışmasında kesinlikle kendine yer bulabilecek kadrolar. Kesinlikle. Lam'ın başı dertte yaz, çıkamayacak oradan şimdi. Ya çok da sorun yaşamayacak. Ya minyon dalgası onu birazcık kurtardı aslında, onu söylemek lazım. Minyon dalgası birazcık daha geride olsaydı Caitlyn tarafından darlanacaktı ağır şekilde. Şimdi bak bu şey hareketi. Bizim Twisted Fate'imiz var. Hani ittiriyoruz. Herkes akıllı olacak. Kafa rahat. Bakalım.
Tabii ışından da yok. Ray bu arada cevap görmeden bir takasa girdi. Bu arada Jewel rakibin ormanına kadar girmiş, işi gücü bitirmiş, Crash'i de ağırlıyor. Bu da tabii Trundle'a bir anda rakip ormana aktif şekilde girebilme ve oradaki minyonu da orman kamplarını alabilme fırsatı verdi. Şu an alt koridora bir 4v2 yapma şansı var. Açı da çok güzel, pozisyon da çok güzel. Bakalım oradaki koridoru ittirebilecek mi Rioni ve Pop? Bunu bekliyoruz. Ve yani Madden'in bu arada şu hamlesi çok aklı selim bir hamle gibi gözükmüyor. Ormancısının alt tarafta olduğunu bildiği gelecek için ama Regarnur. Ritmini gayet iyi tutturdu ve oradaki takastan çıktı yalnız. Şimdi Elramir gösterdi gelecek kendini. Regarnur. 4'e 2 vakti geldi. Spars'ın üzerine gidecekler. Spars düştü ama altı. Daha fazlasını istiyorlar. Ellam'ın da başı dertte. İkinci skor da geliyor burada Aurora. Yalcuğum. Steel Lamp'a düşecek. Steel Lamp bakalım burada bir kişi daha çıkartabilecek mi? Hayır, düşmedi bu. Olamadı. Düşmedi. Steel Lamp'dan en azından bu trajik senaryodan alabilecek en fazla kaynağı çıkarmak adına bir hamle ama o da başarılı olmuyor. Ama altın farkına bakar mısın iki nişancı arasında Regarnur? Yani burada iki tane skor Caitlyn'e gittiriyor ne? Şimdi işte Caitlyn'in öne geçmesi demek aslında baktığınız zaman eğer alt koridordaki bu kule işlemi Aurora tarafından bitirilirse Caitlyn'i ondan sonraki herhangi bir koridora kaydırıp oradan da oyunu açma hatta tabiri caizse yarma şansınız var. Ya bunun için şartlar olgunlaştı senin de olgunlaştı. Söylediğin gibi. Ya burada Rion'un geri dönüşünü engellemeye çalışacaklar. Medlien olmuş. Kule. Medlien olmuş. Medli düşmüş. Tabii ormancısının alt koridorda harcadığı vakit sırasında Medli'nin biraz fazla ileri çıktığını söylemiştik ama burada fazla ileri çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Kulesinin altındaydı. Evet. Ama tabii işte rakip ormancıyı bir yerde görünce diğer ormancıya da hareket yapma şansı doğuyor. Burada da Crash bu şansı iyi değerlendirdi ve Rey'e skoru kazandırmış oldu. İşte burada kule alt çok temiz. Tristret buraya ultiyle geliyor. Jewel selsemetini uyguluyor. Diğer tarafta da Ellam hareket bile edememiş zaten orada. Orada buzun üstüne koymuşlar. Elramir adeta orada Ellam'ı kilitlemiş. Steel Lamp'tan da geri dönüş skorları. Burada belki bir skor daha alsa Corki için hayali senaryo gerçekleşmiş olacaktı. Ama Steel Lamp orada bir skorla yetinmek zorunda kaldı. Yani şöyle hayalini yaşayan şu anda Caitlyn. Tabii. Rioni dediğimiz gibi kadroyu hak ettiğini belirtmiştik. Eşya bitti. Hakkında veriyor. Rüzgarın hiddeti bitti. Ya bu Caitlyn'e artık başa çıkmak hiç kolay değil. Başa çıkmaya da pek niyeti olmamalı. Yaz şimdi Elramir nehirde yakalanacak. Ultisi gelmek üzere. Pop yanında hemen. Leona'dan da güzel ulti geldi ve Crash. Son vuruş ondan geliyor. Düşürmeyi başardılar Elramir'i. Ve ormancının olmadığı bu noktada bakalım nereye doğru dönecekler. Alamet de var ellerinde. Crash herhalde alt koridor kulesine bu alameti kullanmak isteyecektir. Ufak bir tempo kaybı yaşayacak burada Aurora. Onu söylemek lazım. Elramir'in de ultisi gelmek üzere tam öldüğünde geldi. Belki ultisi gelse de orada hayatta kalabilirdi. Spars'dan güzel oyun burada. Ultiyi verimli bir şekilde kullandı takım adına. Yani Elramir'in düştüğü bu senaryoda belki Aurora'nın ufak bir teselli ejderin vadede olmaması olabilir. Tabii. Alametin de vadede olmaması olabilir ama güzel oynadı orayı. Onu söylemek lazım Crash. Burada sevgili izleyicilerimize hemen belirtelim. Normalde izleyici arayüzünde üst tarafların çok kalabalık olmasını bekleriz derken hemen bir tekrara girdik. Nasıl düştüğünü görüyoruz. Madden'in aksiyona geri dönüyoruz. Üst tarafta normalde kule sayıları gibi ekstra unsurlar var. Ama oyun içi yaşanan bir sıkıntı sebebiyle bunu bugün itibariyle ne yazık ki paylaşamıyoruz. Ama teknik anlamda sorun çözüldüğü anda eski alıştığımız görüntüsüne de kavuşacak üst taraflar. Ve ejder var. Ejderin yapıldığından haberi olmayan da bir Fenerbahçe Espor var. Elramir ikinci ejderini sessiz, sakin, sinsice geldi. Kazandırabilecek mi? Hayır. Crash de geliyor ve Elramir'in canı bu kadar azken değil. 50, çarp 50. savaşı. 50. Crash bu çarp savaşını kazandı. Elramir'le olan birebiri üzerinde Trundle ultisi varken Jewel nereye gitti? Kazanabilecek. Jewel aşağıya mı gitti? Jewel aşağı doğru uzaklaşmış çünkü aşağıda skor sesi var. Ellam düşmüş, Spars düşmüş. İki skor birden. Caitlyn 4 oldu Regarnur. Rioni'ye doğru gidiyor. Burada biz Elramir'le Crash arasındaki aksiyonu izlerken diğer tarafta Caitlyn maçı kazanacak raddeye gelmiş olabilir mi? Ben acaba orada Jewel Elramir'e yardım eder mi diye düşündüm. Onun başka bir strateji varmış kafasında ve alt koridora gitti. Orada yardım etti ve ikisi koridordan aldırdı. Sanki daha iyi bir fikirmiş. Daha iyi bir fikirmiş. Evet kesinlikle. Strateji falan ben orayı biraz karıştırdım. Ve 4-0-1'e geldi. Rioni'den fırtına gibi başlangıç. Tabii diğer taraftan da alametle beraber oradaki barikatlarda alınmış oldu. Ya sezon önü değerlendirmelerimizde bu arada Triel ağzımız 1907 Fenerbahçe'ye gidiyor ama artık tam takım ismine de kavuştular bu sene itibarıyla. Fenerbahçe'nin alt koridoru birazcık zayıf taraf olarak oynayacağını biliyorduk. Çünkü
Özellikle Ellan bu konuda çok ustalaşmış bir isim. Hem Fenerbahçe'deki önceki dönemlerinde hem Bursa Spor'da oynarken hatırlayacaksın ilk Bursa Spor'da profesyonel kariyerine adım atmıştı. Hem de LFL'de Fransız Yerel Ligi'nde oynarken zayıf tarafta oynamayı gayet iyi bildiğini biliyorduk. Ama işte burada yani zayıf tarafa oynamak bir şey. Yani alt koridoru zayıf taraf olarak bırakmak bir şey. Yaz Rioni'nin başı dertte. Güzel arındır. Şimdi buradan arındırı kullandı. Rioni'nin önüne geçmesi lazım. Güzel Pop'un sıçrak. Rioni'den bir de rüzgarın iddeti geldi. Pop son mermiyi de tuttu. Rioni'nin üzerindeki şu 406, 300, 700 altınlık ödül. Evi arabayı sattılar ama alamadılar ödülü. Çılgına döndüler ama Rioni de burayı güzel oynadı. Bütün Sivder Büyülerin kullanmak zorunda kaldı. Ya yine Reganur yine sevdiğimiz bir. Tekrara girmeyelim, geri dönün. Geri vallahi gerek oraya. Yok, arkada bir şeyler olacak sevgili Reji. Reji evet, arkada şey... neler olmuş, skoru da gösterdiniz. Elan şimdi geri kalanını görelim. Cin 3. defa Eramir düşmüş. Eramir'in başı da arttı, hızla çıkmaya çalışıyor. Rey yalnız. Mete geldi. Mete geldi. Gelecek mi? Hayır. Şimdi düşecek mi Eramir? O da hayır. Rey orayı toparlar mı dedik ama hayır. Bir skoru anca çıkarttı. Kendisi de düşüyor. Dakika 15. Katliam. Katliam. Rioni burada 3 skor aldı. 7-0 3'e geldi. Yani üste döndüğünde üstündeki eşyalara bir dakika tekrardan bakmak gerekecek. Seviye 10 şu anda Rioni oyunda. Seviye 10 neredeyse orta koridorlara yaklaşmış durumda. Yani ben kendi maçım olsaydı 15 saniye sonra başlıyordum. Hadi beyler artık. Kalk, hadi mental. Biz... Ya bu arada şimdi ben sizi zaten sunucular olarak yaptığınız tekli dereceleri izliyorum. O ekipte sensin bu arada. Yok. O sen o never ya, never surrender. Ya Trial. At Trial şimdi. Abi o Eren yanlış yaptı. Ya Eren hep Eren çok şey söylüyor bu. Abi headset'i dizginlememiz gerekiyor yani. Ben bu arada bir şekilde artık hayatımın şu noktasında headset'i filtreleyecek bir sistem geliştirdim kafamda. Hiç duymamayı başarıyorum. Abi bir ara onu seninle konuşalım ya. Ben de sana da öğreteyim ama şaka bir yana Rioni yani bir adeta açlıkla gelmiş bu sezona. Ya bana iyi bir takım verseniz ben neler yapacağım aslında dercesine. Az önce zayıf taraftan bahsediyordum. Kelimemi ya da cümlemi bitirmeye fırsatım olmadı. Çünkü dakika başında bir skor izledik şu ana kadar. Zayıf taraf bu değil. Ama şunu söylemek lazım. Genelde Twisted Fate haritadan kaybolduğu zaman sizin de o kuleyi bırakıp gitmeniz lazım. O noktada belki Ellan ve Spars orayı oynayabileceklerini düşündüler ama yani o Twisted Fate'in başlattığı o sekansı durdurmak çok zor gerçekten. Hani ki o takım savaşında en başa döndüm onu söylemek lazım. Karma'nın W'su ve bekleme süresini ona rağmen o kadar temiz oynadılar. Yani Twist Fate geliyor, Sersem Meteo altına tuzak bırakılıyor. Oradan dönüyor zaten takım savaşı. Ve oradan başlayan o zincirleme şimdi buraya geldi. 7-0 üçlük bir Caitlyn. 2 eşyası bitmiş. Çizmesi tamam. Gönderin istediğiniz yere. Trial, Caitlyn'in en zorlandığı kısım nedir oyunda? Bir eşyaya aldıktan sonra 3 eşyaya kadar olan kısım değil mi? Şimdi o biraz sanki eskide kaldı ya Regan. 2 sezon öncesinde kaldı. Şimdi Caitlyn'in hep 2 eşya olması beklenirdi ya. Hani tamam koridor potansiyeli çok iyi, yüksek menzilli, ittirebiliyor. Çok rahat reset alabiliyor. Ama şimdi eşyalar o kadar fazla hasar ekliyor ki şampiyonlara. Artık o ortadan kalktı. Şu an yani Treve oturan zaten öldü. Ya şu an zaten Rioni takım arkadaşlarına veya rakiplerine kıyasla başka bir oyun oynuyor. Tabii başka bir oyun oynuyor. Önden gidiyor şu an. 5 dakika önden gidiyor. Aynen öyle. Şimdi üst koridorda Crash vadinin alametini, ikinci alameti kullandı. Yalnız bu kuleyi almaya yetmeyebilir bu alametin nefesi. Baksana Rioni böyle yanıyor. Yani Sparz'la Elam'ın yapabilme ihtimali olan bir savunma değil bu. Yani Caitlyn'i yakalasalar bile birazdan arındırı tekrardan geri gelecekti. Şu an geldi. Arındırı da düşünmeleri gerekiyor. Bu arada sevgili izleyicilerimize de hatırlatalım. Sezon 12 ile beraber Caitlyn'e bir hayat kalitesi iyileştirmesi de yapıldı artık. Yani tam kafadanları vurma ritmini daha rahat yakalayabiliyorsunuz. Daha hızlı kendisini toparlıyor tam kafadanları vurduktan sonra. Şöyle ama aslında Caitlyn'in Machine Gun denilen bir kombosu vardı. Bütün turretlere böyle tak 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 vurabiliyordunuz. Sadece şampiyonu ufak bir oynatıp ondan sonra alana atak yaparak yapıyordunuz bunu. Onu kaldırdılar. Sonra senin dediğin güncelleştirmeye getirdiler. Peki artı mıdır eksi midir senin için bunların tamamı? Ama o machine gun dediğimiz böyle o treplere böyle bir saniye içinde 3 trebe vurmak çok keyifliydi. Ya ama birazcık durumsal bir trial. Yani şu anki birazcık daha hani her durumda hasar çıkartabilecek bir hale. Kötünün evrildi. İyisi diyeceğim ben. Öyle peki, söyleyeyim. Tamam. Ama çünkü oyunda şöyle düşündüğün zaman. Eğer birisi yani Caitlyn olarak herhangi bir yardım almadan birilerini trebe oturtmak diyeyim. Şimdi yakalamak çok güzel oldu. Treble oturtmak bence onun bir ödülü vardı. O biraz ortadan kalkmış oldu. Öyle söyleyeyim.
biz bunlardan bahsederken bir yarıcan Lam attı. Yarıcan yedi. Evet, bir yarıcan attı. Şimdi orada alt tarafta Steenlamp'ın iyi bir çabası var. Bu çaba ne kadar sürer onu bilemiyorum gerçi. Yani burada minyonları dondurdu ve bunu yapmaya devam ettiği sürece de bu arada Hydra'sını tamamlamış Corki. Burada bir Ludenli Corki izlemeyeceğiz. Daha da önemlisi Twisted artık tam anlamıyla devrede. Yani bombardıman da geldi. Rahat bir şekilde o takım savaşını başlatabilecek. O beklemediğiniz menzilden sizi sersemletebilecek. Ya 1907 Fenerbahçe taraftarlarına yine ağzım oraya gitti. Çok özür diliyorum kendilerinden. Fenerbahçe Espor taraftarlarına ufak bir teselli. Yani kimya ruhuna çok hızlı gidemeyecek olması Aurora'nın. Hı hı. Aradan çünkü doğru, bir ekstek ejderini çıkartmıştı. Elrabil'le yaptığı birebir de hatırlayacaksınız Crash. Ama yani 4000 altın, 4500 altın, zamanının çok ilerisinde bir Caitlyn ve yani artık Twisted Fate'in karar verdiği herhangi bir hedefin yakınlarda Caitlyn varsa düşmeme ihtimali yok gibi. Yani altın farkı 3600, neredeyse bir ebedi farkı var. Ya çıkartsam bu arada Rioni ile Ellam'ı denklemden altın farkı 500'e düşüyor. Aynen öyle. Tabii şimdi diğer taraftan da Fenerbahçe Spor'da bu durumdan kendisini en avantajlı konuma taşımak için neler yapmalı? Tabii ki de Caitlyn'i düşürmeli. Ama bu tabii de kolay bir görev değil Regarnur. Özellikle burada Sparza çok büyük iş düşüyor. Yani Caitlyn'e kadar takdirde Akali ile beraber özellikle o ikili. Yani Akali ve Leona ikilisi bence Caitlyn'i yok etmeye programlanmış olması gerekiyor bu oyun üzerinde. Bakalım gerçekleşecek mi? Ve yani gördüğümüz her saniyede de Caitlyn ultisinin bekleme süresi geldiği anda tam olarak 75 saniyede bir Ellam'a yarıcan atıyor. Görünce sıkıyor. Yani şöyle bir savaşa full can girmesi kolay gözükmüyor. Crash. Şimdi Crash yakalanacak. Ultisini de aktifleştirdi yalnız. Edramir'den kaçış var mı? Gittiği yerde sersem bitiriyor. Twisted Fate de geldi. Crash çok tank ama yeterince tank değil. Buradaki son perde ise herhangi bir sonuç yaratmıyor. Üzerine trajedi de geldi. Baron'u yapabilirler. Rakip ormancı yok. Jewel alt tarafa doğru gidiyor bu arada. Bu bence Fenerbahçe Spor için bir şans. Bakalım Akali burayı karıştırabilir. Corki'den gelecek o ekstra hasar. Corki şu an iki eşyayı tamamlamış durumda. O beklenen hasar yani istenilen seviyede olmasa bile yine de can yakabilir ama bakalım burayı oynamayı tercih edecek mi? Aurora açıkçası bence çok daha makul olan kararı verdi. Trundle'ın ultisinin olmadığı bir senaryoda, Jewel'un da orta koridorda kendisini gösterdiği bir senaryoda başları derde girebilirdi senin de belirttiğin. Ve teslimat. Aynen öyle, aynen öyle. Corki'yi devreye sokmak istemiyorsanız teslimatı varken büyük kararlar vermeyin. Kesinlikle vermeyin. Şimdi bakalım o teslimat ejderde olmayacak. Bu baronu durdurmak için biraz kullanmak zorunda kaldı bu noktada Sinem. Onunla belki alt koridordaki gidip milyonları almayı tercih edebilir. Bir tane de totem bıraktı oraya. İkinci oyunumuzda yine kimya ruhu göreceğiz. Bir önceki karşılaşmada değinme fırsatı bulamadığımız konulardan bir tanesi aslında Mojito güzel anlattı orada. Kimya ruhuyla ve kimya vadisiyle beraber, kimya ejderi vadisiyle beraber takımların görüş eğilimleri çok değişiyor. Yani elinizde 5 tane kontrol totemi var koyabileceğiniz. Ve o kimya ruhunun açtığı alanların içerisinde sadece kontrol totemiyle rakiplerinizi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada çok stratejik bir yerleştirme yapılması lazım. Görevlerin çoğunluğu da bir yazı turaya dönüşüyor. Kimin nereden geldiği belli olmuyor o görevler. Şuraya bakar mısın? Yani görüş alabileceğim hiçbir şansın yok. Evet. Kesinlikle yok. Yani o senin bahsettiğin o kontrol totemleri bile zaten hani rakip oraya o altın farkı ve eşya farkıyla gelip kafa attığı için hani takım savaşını aslında seni biraz ittiriyor buru. Ama hani günün sonuna da geldiğimiz zaman da hani yapacak çok da fazla bir şey yok. Geriden oynamaktan başka bir tercih kalmıyor takımlara. Peki şunu sorayım sana Trial. Yani bu noktada Aurora'nın Rioni'yi kaybettiği bir takım savaşında zorlanacağı aşikar. Avantajının büyük kısmını yitireceği için. Rioni'yi aradan çıkartmak için Fenerbahçe'ye nasıl bir reçete sunardın? Özellikle Rey'in kesinlikle arkaya sakması lazım. Kesinlikle arkaya sakması lazım. Yani tersten gelip o Caitlyn'i her zaman ya Akali burada. Biraz da şimdi normalde herkesi karşında gördüğün bir sürede rahat oynarsın değil mi? Çünkü arkandan kimse gelmeyecek biliyorsun yani. Ve rakipten bakarsın şöyle. Her zaman sana en yakın olana hasar vurmaya çalıştın. Hani baktığında overall'da hasarın daha fazla çıkar. Yani Rioni'nin de bu noktada iyi bir oyun sergilemesine hani çok da fazla gerek kalmayacak. Çok rahat oynayacak çünkü. Yani bence reçete bu. Rey'in arkaya sarkması, bir şekilde Caitlyn'e ulaşıp onu sıkıştırması ve hani hasarı yetiyorsa düşürebilmesi. Yani maça ortak olmak için aslında ekstra yapması gereken burada Fenerbahçe. Evet. Özellikle Rey. Doğru oynaması,
standart oynaması gerekense Rioni. Kesinlikle. Zaten Rioni maçın ilk 20 dakikasını mükemmel oynayarak bu 8-0-3'ü yarattı. Bu arada bütün payeyi de ona vermeyelim. Alt koridora Elramir'in çok zamanlı gelmesi, Jules'un rakip ormanda kreşi kovalayıp Elramir'in oraya sızması sağlaması büyük bir planın parçasıydı bunlar. Ve istedikleri en iyi sonucu aldıklarını söylemek gerekiyor buradan. Rioni de yani ne görürse almaya devam ediyor. Helal hoş olsun. Hop. Öyle de bir şampiyon oynuyor çünkü. Spars bu sefer Ellam'ın yarı can yemesini engelledi. İstiyorlar burayı. Ellam yalnız rüzgarın iddeti onu güvenliğe doğru uzaklaştırdı. Şu senin bahsettiğin kontrol totemleri şu an atılıyor. Ellam'ın tarafından bir tanesi kullanıldı. Diğer taraftan ya normalde atılacağını hiç görmediğimiz yerlere yok, atılıyor canım. Bu arada. Evet, yani evet. Kimya vadisi çok değiştiriyor. Sever miydin kimya dersini? Yok. Yani sayısal da olan ama ezber... Yani evet evet yani sayısalım belki ya biyolojiyle beraber bir yandan da... Ya biyoloji daha ağır ezber bu arada ben. Yani evet sözel olarak... Yani şöyle söylesen hani eşit ağırlığa koysam benim sesim çıkmaz öyle söylüyorum. O kadar diyorsun. Yok ha? O kadar. Hani sayısalcı biri olaraktan... Ama ben severdim ya. ...derdim bu arada. Ha, uygulaması güzeldi onda sıkıntı yok. Hani, ha, değil mi şöyle... Tabii tabii laboratuvarın böyle gözlük takıp falan sıkıntı yok onlarda da. Abi, normal yani sözlü ders çekilmiyordu ya. Daha ilk günden ikinci maçta biz goy goya başladık sevgili izleyiciler. Oo bir dakika. Barona başladılar. Barona başladılar ama. Bunun farkında bindi Fenerbahçe Espor. Yani tuzaklar kurulmuş. Rey bir şeyler yapmak istiyor görebiliyoruz. Ters bir açıdan gelmeye çalışıyor. Şimdi bilgiyi de aldılar. Yalnız Twisted Fate'de önemli bilgi aldı. Medli arkaya sarktı. Baron'u siz alın ben canımı feda ederim dercesine bir ölmez anda ki. Ama canını da feda etmiyor söylediğin gibi. Rey içeri girdi şimdi. Hemen orada Zonya giriyor. Rioni'nin canı çok az. Rioni düşecek kalkan mi? Geldi. Rioni düşecek mi? Kalkan geldi. Fenerbahçe'nin yapması gereken tek bir şey vardır Rioni'yi almak ama. Başaramıyorlar bunu. Stillnam inanılmaz bir hasar aldı söylediğin gibi ultiden. Ellam yavaşlatılacak. Belki takip etmezler Jhin'i ama. Diğer tarafta Korki de düşüyor. Yani Fenerbahçe bundan daha iyi bir senaryo bulamazdı belki Triel. 250-300 cana kadar düşürdüler ama o son dokunuş gelmedi karma kalkanı, bir türlü. Karma kalkanı orada işleri bozdu. Altın farkta 8000 altına kadar çıktı. Bu Baron ve Kule'den sonra yani bu noktadan sonra Fenerbahçe Spor'a gerçekten bir mucize lazım ki en az Avrupa'nın iki tane takım savaşı falan kaybetmesi gerekiyor. Ve Rioni yine bu takım savaşına senin de söylediğin gibi düşmedi. Ve Avrupa'da gerçekten öne geçtiği bir oyunda... güzel bir şekilde de devam ediyor. Ejder'i de aldılar. Bakalım o ruhu görecek miyiz? İki o kadar uzayacak olur mı? İki ricam olacak şimdi. Birincisi sevgili Fenerbahçe taraftarlarından ekranın alt kısmına bakmasınlar. İkinci ricam Reggie'den olacak. Şu altınları bir görebilir miyiz? Yani 14.005. Ya bu korkunç. Felaket. Korkunç. Sana şunu söylüyorum şu anda Triel. Ellam artı Spars'ın sahip olduğu altından daha fazla altına sahip. Evet. Rioni toplam olarak. Toplamda bir de. Yani gerçekten çok iyi bir oyun geçiriyor. Yani artık düştükleri şu durumdan kurtulması için sanki Fenerbahçe'ye ufak çaplı bir mucize lazım. O mucizeyi az önce bir yaratmaya çalıştılar. Doğru oyun oynadılar ama. Baron bölgesinde ama işte orada da ya Aurora cüzdanıyla dövdü Fenerbahçe'yi. Şu da var. Belki de görünmeyen kahraman Medli diyeceğim orada. Hani arka tarafa gidip orayı karıştırdı. Bir de üstüne kronometreyle hani inanılmaz zaman kazandırdı. Diğer taraftan ise belki de orada Reb destek olabilecek bir hasar kaynağı olsaydı belki de orada Rioni'yi düşebileceklerdi. Ellam da burada ultinin o dördüncü mermiyle bir Baron'a şöyle bir göz kırpmış ama olmamış. Bakın burada yine Rey'i görüyoruz tek başına arka tarafta. Ki yanına Crash de gelmiş aslında ama son anda Rioni sıçrayla kendisini Baron pitinde yine uzak bir noktaya taşımayı başarmış. Ulti atmış ondan sonra üste dönmüş. Stillnamp da elinden gelebildiğince hasar yansıtmaya çalışmış ama orada Jul'dan kaçış yok. Rahat bir şekilde orada Jul dördüncü skoru da almış. Şimdi tabii ki de Ejder için girişimler başlıyor. Üst koridorda Medli şimdi tekrardan geri dönecek ve ışınlarını kullanacak. Buraya gelebilir. Arkayı işaretli galiba. Görmedin sen Medli bir ışından gelebilir. Geliyor. Medli arkaya doğru sarkıyor. 10 saniye sonra kimya Ejder'i. Aurora için kimya ruhu anlamına gelebilir. Fenerbahçe adına az da olsa iyi haberlerden bir tanesi o teslimat. Ve Stillnap ön tarafta bir gardiyanlık yapıyor. Şimdi kimya ruhu vadiye indi Aurora adına. Ve şimdi Twisted Fate arkaya giriyor. Medli bu arada yakaladılar. Ellam düşecek. Ellam bu oyundaki dördüncü skorunu verirken Fenerbahçe'nin galibiyet umutları da aynen Ellam gibi yavaş yavaş paket, gri ekrana bakmaya paket, başlıyor olabilir. Paket, paketle Fenerbahçe saç çıkartmadı bu arada. Rioni gerçi hala hayatta ama canı çok az. Medli de düşecek. Yoksa Regarnur. Yani gri ekrana bakıyor derken cümleyi bitiremedim. Teslimatla beraber
Steel Nambore'yi oynadı. Avrupalı oyuncular teslimatın içine yürüdü. Neredeyse Rioni ölüyordu bu arada fullca. Yani bunun tekrarını görmeyi çok istiyorum. Steel Namp tek başına burayı döndüren hamleyi yapmış olabilir. Yani kimya ruhunu alamamış olmalarının yanı sıra Fenerbahçe sezon 12'de hayatımıza giren ödüllerden birisini de annesine yazdırmayı başardı. Aynen öyle. Belki de burada Steel Namp ultiyi kullanırken ki en büyük amacı arkada Wukong tarafından dövülen Ellama yardım etmekti. Ama bakalım burada. Bak görüyorsun tamamıyla yardıma gidiyor. Burada Pulp ve Rioni'ye bak şimdi. İçine yürüdüler. İçine yürüdüler. Ölüyordu yani. Yani Pop'un düşmesinin tek bir sebebi var. Teslimatın içinde yürümesi. Evet, çünkü başka yani başka yürümeler, bir eser çıkartmıyorlar. Yürümediler yüzler. Bir de üstüne roketi yapıştırdı orada Sinnap ve hani skoru aldı. Tehlike çanları ufaktan şöyle bir çaldı sanki Regarnos. Yatriel. Bir dakika yani, Rioni. Emin değilim. Yani az önceki yaptığı sihri bir kez daha tekrarlaması gerekiyor. Tabii. Bir kez daha tekrarlaması gerekiyor ve bir kez daha tekrarlaması gerekiyor. Yani, tabii teslimat da öyle devamlı hani alabileceğiniz bir şey değil. Belli bir süresi var. Yalnız yine de maçın bizim düşündüğümüzden birazcık daha yakın olduğunu gösteren yarıcan. Bir done oldu, senaryo oldu. Medli içeride şimdi son perde açılıyor ama anlamlı bir hasar vermeyecektir. Elam da hızlıca kapattı mermilerini bile tamamlamadan. Ama Rioni işte baş belası Caitlyn'e dönüştü artık. Çok uzun mesafelerden her otomatik saldırısıyla rakibin canını okuyor. Bir de menzili yeterince fazla değilmiş gibi bombardıman topu da almış. 1456 kritli minyona. Tabii diğer tarafta Steel Namp'ın da önemli bir tehdide dönüştüğünü belirtmek lazım. Steel Namp. Yaz Pop'a da inanılmaz bir hasar çıkıyor. Onu da Corki çıkarttı zannediyorum. Evet evet. Şimdi artık Caitlyn'le Corki'nin mücadelesi tetiği çektiler. Ray arkaya ışınlan atmış. Güzel de bu Tileona'dan geldi ama Rioni bir skor daha çıkartıyor. Caitlyn düştü. Rioni düştü artık. Şimdi işler değişir mi ama? Aurora temizliği yapabilecek mi? 3'e 3 kaldılar. Çok önemli bir şampiyonu yok artık Aurora'nın. Crash içeride Crash can yenilemeye devam hasar ediyor. Hasar etmedi. Jul çıkmak zorunda oradan. Medli'nin de başı dertte. Medli de düşecek. Corki. Fenerbahçe. Corki. Rioni'yi aradan çıkarttılar. Roket kalmadı Regan, roket kalmadı. Yani hepsini kullandı bu takım savaşında. 30 tane Crash kafa attı. Crash'in kafası yarıldı. Ve bir anda Fenerbahçe'ye bir kez daha yapması gerekiyor demiştik. Sadece bir tane kaldı Trial. Bir tane daha böyle bir savaşla işler tersine döner. Bakalım, bakalım yani Aurora gerçekten o Corki'ye, o teslimata saygı göstermediler Regan'ın bence. O çok önemli bir takım savaşı oldu. Fenerbahçe adına ve olaylar buraya kadar geldi. Tabii yavaş yavaş artık eşyalardan biraz bahsetmek lazım. Hani 6. eşyaları almaya başladın artık altın farkının hiçbir önemi kalmıyor senin de bildiğin gibi. Ve Fenerbahçe tarafında yüzler gülüyor. Kesinlikle gülmeye başladı. Yani maçın başında özellikle oyuncu kameralarında Fenerbahçe Espor tarafında birazcık mutsuzluk vardı. Çok doğal bir mutsuzluk. Yani 7-0 üstünde Caitlyn'le oynamak zorunda kaldığım bir oyunu tahayyül et. Ama şimdi o gerginlik birazcık sanki Aurora'nın suratlara yansımış durumda. Tabii onların hala buradan bir çıkışı var Trial. O da kimya ruhu. Kesinlikle. Az öncekinden daha farklı bir savaş ve burada pozisyonu görüyoruz. Arkaya çok güzel ışınlan atmış Ray. İşte bu arkaya sarkma olayı gerçekten Fenerbahçe Espor'un çıkış oluydu. Onu gerçekleştirdiler. Medli yine yapması gerekeni yapıyor ama Corki'ye bakalım bence burada. Yani Sinan çok rahat. 1006'da Corki'ye gitmiş bu arada Regarnor. O kadar güzel zamanlamış ki evet. Roketi. Tam kronometre çıkışında. Caitlyn'e hamle fırsatı vermemiş ve bu savaşta Caitlyn sıçrasını kullanacak fırsat bulamamış. Aynen öyle. Burada Jewel'u da deniliyor yandan Sinnamp ama hasarı yetmiyor. Çünkü artık roket kalmadı harbiden. Düz vurması gerekiyor. Ki bu da bu hani bu eşya dizimin çok sevdiği bir zamanda değildi orası da. Hop Crash. O kutlama sıçrasıdır yani. Kutlama. Havaya atıyor. Hani oyunda zıpladı sıçratarak. Oyuna geri dönüyoruz. Yahoo diyerek. 50 saniye sonra belki de maçın kaderini belirleyecek bir sonraki fırsat. Hemen Corki'yi seçebilir miyiz sevgili rejiden rica edelim. Şu oldu. Anda geri dönüyor sanıyorum. 5,5 eşya. Hemen bir Corki'ye bakabilirsek. Paketi de aldı. Tam geliyor. Olarak görmek istediğimiz senaryo buydu. Biraz daha beklemesi lazım. Tabii yani şu anda birazcık erken mi aldı Trial? Bir tık ama olsun. Acaba bu arada ejderi beklemeden mi tetiği çekmeye çalışacaklar? Şu an bence bir tane R'ye yerse birisi ki bir sonraki roket büyük roket olacak. Greg'le bakabilir. Rioni bu arada koruyucu meleğini bitirmiş. Artık onu bir değil iki kez düşürmeniz gerekecek. Eğer ki bir sonraki ejder oranın olursa o sayı 3'e çıkıyor. Bakalım. Ya heyecan dolu, stres dolu bir an var Orta Kor'da orada. Baron'a gitmek istemeyecektir burada her iki takımda.
Şimdi yalnız Jul'dan sıçra oyunu geldi. Steel Lamb alacak kadar hasar yetmedi hasarları. Steel Lamb yalnız bu savaşın içine geri giremeyebilir. Caitlyn'den gelen ulti Rey'in tanklığında eridi gitti. Steel Lamb'ın canı çok az. İçeri girdi Medley ama yakalayamadı. Steel Lamb'dan gelen paket çok fazla bir sonuç elde etmiyor. Steel Lamb yalnız bedavadan vurmaya devam ediyor. Jul ulti attığı yerde düştü. Edramir de benzer bir sonu takip edecek gibi gözüküyor. Edramir hayatta kalsa da ejderi alabilecekler mi? Rioni tek başına. 1'e 4 üzerinde gitmeye çalışıyor. Rey'in üzerine mi gidecek burada? Ejder'e mi dönecekler? Sayı avantajı Fenerbahçe'de. Can avantajı Aurora'da ama. Sayı avantajı büyüktür. Can avantajı Fenerbahçe. Bir gün daha yaşayacak, benzini buldu bir yerlerden. Baron'a gidecek mi burada? Team Aurora bir an Baron'a gidecekmiş gibi göründü ama. Yani bir anda sıkıntılı bir karar olabilir. Çünkü burada Sinan'ın ışınlanı var. Işınlanan oraya gelip orayı dağıtabilir. Dikkatli olması lazım Aurora'nın. Yani Jul'un planı hiç fena bir plan değildi ama. Bir otomatik saldırı daha gerekiyordu orada Rioni'den. Gelmeyince bir anda işler tersine döndü ve Fenerbahçe ya biz daha ölmedik diyor Trial. O takım savaşını bir izlemek lazım. Özellikle senin de bahsettiğin Jul'un Steel Lamb'ı yakaladığı ve hasarın yetmediği bir noktada ki şunu da söyleyelim. Hani baktığımız zaman orada Steel Lamb'a yardım edebilecek tek oyuncu Leona ve o da Solar ile birlikte. Solar'ın verdiği bir kalkan vardı. Daha da fazlası yoktu ama hasar yetmedi. Şimdi bakalım yine orta koridorda toplam takımlar. Ufaktan bir aram seziyorum Regarnur. Bir yandan da maçın şu noktasında artık dürtmenin çok net bir sonucu oluyor. Mesela Steel Lamb'ın yediği bu otomatik saldırı onun canını çok sıkacak. Ya da yiyeceği bir büyük roket Aurora oyuncularının yine aynı şekilde onların da canını sıkacak. Burada Baron'a şöyle bir gel gel yapıyor Aurora rakibine. Bakalım Steel Lamb'ın geri gidecek ya da canını yenileyebilecek fırsatı olacak mı? Çok hızlı alırlar yalnız. Bir önce gitmeleri lazım. Fenerbahçe yavaş yavaş yaklaşıyor buraya. Rey şimdi arka tarafa kimya ejderinin sağladığı kamuflajın içerisine doğru gidiyor ama çok geç kaldılar. Rey'in bunu çalması mümkün değil. Şimdi yalnız oradan çıkabilecekler mi? Rioni'ye neler oldu öyle? Rioni yalnız şimdi o da bedavadan vurmaya başladı. Ve ilk düşenisi burada Fenerbahçe'den oluyor. Kalkanlar. Sparz'ı kaybettiler. Rioni arkada bedava. Otomatik saldırı sağ sol. Vurdu Aurora. Önce Baron'u aldı. Ardından skorları toparladı. Çıktığı noktada Crash'in altında bir Yordle tuzağı onu bekliyor. Ellam'da ultiyle beraber canı azaldı. Son vuruş Medli'den geliyor. Fenerbahçe biz daha ölmedik demişti ama. Aurora tabutlarına son çiviyi çakmış olabilir. Bakalım ben çok dikkat edemiyorum. Steel Lamb o kadar hasarlı takım savaşı kimden yedi ama diğer tarafta da işte o bahsettiğin takım savaşı. Eğer Rioni Rey'i önünde görebiliyorsa, Akali'yi önünde görebiliyorsa onun için bütün tehdit ortadan kalkmış demektir. Ve senin de söylediğin gibi Rioni bu takım savaşında inanılmaz derecede rahattı ve hasar yansıttı. Sıçrasını atmak zorunda kalmadı. Koruyucu meleğe girmek durumunda kalmadı. Rakibin 13-1-7 oynayan Caitlyn'ine hiçbir şey yapamazsanız maçı da kaybediyorsunuz. Spaz. Aurora geçtiğimiz mevsim çok uzun süre beklemek zorunda kalmıştı bu galibiyet için ama 2022'ye galibiyetle başlıyoruz. Sezonun ilk gününden.